Arkadaş daha önce aldı. Siz sonra. Ses. Efendim, hukukun üstünlüğü ve yargı bağımsızlığı vurgusu yaptınız ama bugün Türkiye sahur vaktinde yapılan bir operasyon mu uyandı? Yüzlerce polis gözaltına alındı. Bu konuda düşüncelerinizi alabilir miyim? Hem de kelepçeleyerek, birbirine kelepçeleyerek götürdüler. Kelepçeleyerek. Var mı böyle bir şey? Operasyon yapan polisleri birbirine bağlayarak götürdüler. Sayın Cumhurbaşkanı. Evet arkadaşlar, ben de maalesef bundan sabah erken saatte haberdar oldum ve ben de çok üzüldüm. Şimdi yani adli takibat intikam ruhu içerisinde olmamalıdır. Eğer gerçekten suç işleyen varsa, isterse polis olsun, isterse milletvekili olsun, isterse bakan olsun, devletin hangi görevde birisi olursa olsun, en küçükten en büyüğüne kadar böyle bir şey yapmışsa, o muhakkak ki kanun karşısında eşit muamele alarak ve adil bir şekilde yargılanarak cezası neyse kanundaki onu alması lazım. Şimdi bu uzun zamandan beri bir takım emniyet mensuplarına, yargı mensuplarına, savcılara, hakimlere, polislere, emniyet müdürlere, savcılara bir takım lekeleme kampanyaları başlatıldı. Ve vatandaşların, hukukçuların kanun kitaplarında tarifi olmayan suçlarla suçladıklarını görüyorlar. Ve şimdiye kadar hiçbir makam bunlar hakkında bir delil ortaya koymadı. Hatta bunlardan böyle haysiyet çiken, yani onurların kıran bir şekilde tutuklananların bir kısmı serbest bırakılmıştı. Çünkü her şeye rağmen bizde vicdanlı hakimler var. Her şeye rağmen. Şimdi bu kadar intikam duygusu içerisinde arkadaş biraz önce kendi birbirlerini kelepçetiriyorlar. Böyle bir şey çok ayıptır. Çok ayıptır. Yani bu yakışmaz bize. Biz burada 1000 senelik bir devletiz. 1000 senelik devlette bu olmaz. Biz sırf 90 senelik cumhuriyetteyiz. Bizim arkamızda Osmanlı var, 600 sene. Arkasında Selçuklu var, arkasında beylikler var, şunlar var, bunlar. Yani biz bu devleti daha dün kurmadık ki. 10 sene önce ya 20 sene önce kurmadık ki. Böyle şeyleri görelim. Bu çok ayıptır. Bu yakışmaz. Ve insanlar bunu yapanlar, bunlar yani yaptıranlar ve bunu yapanlar yarın pişman oldukları zaman yine Türk adaletine müracaat edeceklerdir. Çünkü Türk adaletine bir memlekette adalet, çok meşhur söz vardır. Adalet mülkün temelidir. Yani devletin temelidir. Bu devletin temeli çürürse o devlet çöker. Allah bu memlekete, bu millete, bu devlete zeval vermesin, çöktürmesin.